Merhaba arkadaşlar, ben Olsan. Highlights of Calculus videolarına hoş geldiniz. Bu videoda limit x 0'a giderken sin x bölü x'in limitine bakacağız. Bildiğiniz gibi limit x 0'a giderken sin x bölü x'in yerine 0 yazdığımız zaman 0 bölü 0 verir ve bu da bir belirsizliktir. Dolayısıyla biz bunun limitini almak için biraz algebra yapmamız gerekiyor. İnternette çoğu yerde bunun limitini alırken geometrik yorumla verilmiş. Ben size farklı bir yol daha göstereceğim. Taylor açılımıyla bunu yapacağım. Bunu yapabilmek için sinüs x'in Taylor açılımını bilmemiz gerekiyor. Daha sonraki videolarda bu Taylor açılımı ile ilgili daha geniş kapsamlı bir video çekerim. Ama şu anda sadece sin x'in Taylor açılımını bilmemiz yeterli bizim için. Sin x'in Taylor açılımı şu şekildedir. X eksi x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel eksi x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel artı nokta nokta sonsuza kadar giden bir seridir. Şimdi benim bu bulduğum x sin x değerini şunu getirip ben bu limit değerinde yerine yazarsam kolay bir şekilde çözüleceğini göreceksiniz. Limit x 0'a giderken bu ifadenin aynısını yazıyorum. Sin eksi x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel eksi x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel. Gerisi bizim için önemli değil. Birazdan anlayacaksınız nedenini. Bölü x'im var elimde. Bunları sadeleştirelim. Sizin de gördüğünüz gibi şuradan 1 geldi. Şuradan x karem var. Şuradan x üzeri 4'üm var. Ve buradan da x üzeri 6'm var. Yani benim limit değerim, limitimin içindeki fonksiyon şu şekilde oldu. 1 eksi x kare bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 5 faktöriyel eksi x üzeri 6 bölü 7 faktöriyel artı sonsuza kadar giden bir seri var. Şimdi buradan gördüğünüz gibi şu ifadeler sıfıra götürdüğümüz zaman bunlar direkt kendisi sıfıra gidiyor ve benim limit x 0'a giderken birimde 1'e eşit. Gördüğünüz gibi sinüs x bölü x limitin x 0'a giderken eşittir 1. Şimdi geometrik yoruma geçmeden önce bunu bir kontrol etmek amaçlı bir MATLAB'tan kod yazalım. Bakalım, grafiğine bakalım. Oradan da yorumlayalım. Gerçekten de 1 mi değil mi? Onu bir görelim. Şimdi MATLAB'ıma geçtim. Hemen bir sembolik bir x oluşturdum. Ve grafiği çizmem için herhangi bir değer atadım. K. Bu fonksiyon herhangi bir sembolik variable değişken tanımladığınız zaman size grafik çizmenize yarıyor. Şu anda aslında kodum tamam ama biraz daha güzelleştirmek için şöyle bir şey yapacağım. Grafiğimin kalınlığını arttırmak için şöyle yazıyorum.
Hatta rengini de değiştirelim. Rengi de kırmızı olsun. Bunu R ile yapıyoruz. Color dediğimiz kısım da rengini tanımlıyor. Şimdi de kalınlığını belirleyelim. Bunu da line width yazarak tanımlıyoruz. Mesela 2 olsun. Bununla işim bitti. Daha sonra MATLAB'da bildiğiniz gibi bu şekilde grafiği çizdirdiğimiz zaman şöyle bir şey alıyoruz. Grafik alıyoruz. Şuraya x, y doğrusunu çizdirmek için şöyle bir şey yapacağım. M eşittir. Current axis diyorum. Ve x ve y eksilerimi tanımlayacağım. Bunu her ikisini de orijinden başlatmak istediğim için buraya orijin yazıyorum. Aynı şekilde bunu kopyalayıp şuraya yapıştıracağım. Ve sadece şurada x yerine y diyeceğim. Aksilerimi de tamamladım. Daha demin gördüğünüz gibi benim video çektiğim alan bilgisayarın belli bir kısmı. Ve bunu MATLAB'da kod yazarak çıkan grafiğin ekranın hangi lokasyonunda olmasını istediğimizi belirtebiliyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Set diyoruz. Bu sefer GCA yani Current Axis yerine GCF yazıyoruz. Current Figure. Virgül koyuyorum. Ve Position diyorum. Bundan sonra bir köşeli parantez açıp grafiğimin nerede olmasını istediğimi yazıyorum. X, Y. Daha sonra da dilerseniz boyutuna karar veriyoruz. Benim video çektiğim alan düşündüğüm zaman sen 420'ye 180 tam olur. Boyutları grafiğimin boyutu da ne olsun? 500'e 400 olsun. Bakalım inşallah güzel çıkar. Kapadım. Parantezimi kapadım. Ve çalıştıralım. Çok güzel çıktı. Şimdi gördüğünüz gibi sin x bölü x'in grafiği bu şekilde. Şurada bir tool'um var. Data Cursor diye. Data Cursor aslında. Buna tıkladığım zaman bu grafiğimin o noktada hangi değerleri aldığını gösteriyor. Şuna baktığınız zaman. Şimdi limitte neydi? Sağdan limitle soldan limit birbirine eşitse o noktadaki limiti var diyorduk, değil mi? Şimdi ben eksi taraftan yaklaştım sol taraftan. Y değerim gittikçe 1'e yaklaşıyor. Ve şu noktada tam 1 oldu işte. Şimdi bu soldan sağdan yaklaşalım. Gitgide 1'e yaklaşıyor, yaklaşıyor. Ve tam 1 oldu. Tamam. Bu kadar. Şimdi gelin geometrik bir şekilde de açıklayalım. Bu koda çok kafanızı takmayın. İleride MATLAB eğitimlerimiz de başlayacak. Orada daha ayrıntılı bir şekilde görürüz bunu. Şimdi her yerde olan, internette her yerde olan geometrik bir şekilde çözümü anlatayım. Şimdi benim bana 3 tane, aslında 2 tane üçgen, bir tane daire dilimi lazım. Bu gördüğünüz çember, birim çember. Yani R eşittir 1. Şimdi ben ilk şu üçgeni alıyorum. Yani biraz da içini karalayayım. Buna iç üçgen diyeyim.
Daha sonra şu daire dilimini alıyorum. Yani şurayı. Buna da dilim diyeyim. Daha sonra şu büyük üçgeni alıyorum. Şimdi ben bu üçü arasında bir bağıntı yazarsam, şuna da büyük diyeyim. Bu üçü arasında bir bağıntı yazarsam ben limitimi sandviç teoremle bir şekilde bulabilirim. Zaten de bulacağım. Şimdi ben şuradan x derecelik bir açı alsam benim çemberimi kesen noktanın x eksenine olan uzunluğu bana ne verir? Sin x'i verir değil mi? Şuraya yazayım sin x'i. Şu uzaklık bana sin x'i verir. Peki şu uzaklık nedir? Bu da cos x'tir. Benim toplam çemberimin yarıçapı nedir? 1. Tamam. Ben iç üçgendeki bağıntısını şöyle yazayım. 1 bölü 2 çarpı sin x çarpı nedir? 1'dir. Şimdi dilimin alanı nedir? 1 bölü 2 çarpı x dediğim bir derece olduğu için x çarpı x çarpı yarıçapın karesidir. Yani 1'in karesi. Peki büyük üçgenimin yüksekliği tabanını biliyorum. Şu yüksekliği nedir? Şimdi bu çoğu kişi karıştırıyor değil mi bunu? Tanjant mı, kotanjant mı filan? Şimdi biz lisede gördüğümüz şekilde benzerlik şöyleydi değil mi? Ben ilk önce şu üçgende benzerlik yazayım. Sonra da büyük üçgende yazarım. Çünkü bu iki üçgen birbirine benzer. Şimdi sinüs x bölü cos x eşit olmalı. Şu soru işareti dediğim yer bölü nedir? 1'dir değil mi? O zaman soru işaretim ne oldu? Tanjant x oldu. Hiç ezberlemeye gerek yok değil mi? Bu aklınızda bulunsun. Trigonometri çok zevkli bir alandır. Uğraşmayı sevin. Mutlaka mutlu olacaksınız. Hani sizi mutlu edecektir yani bulmanız. Neyse ben şuradaki üçgen alanını da yazayım. 1 bölü 2 çarpı yüksekliğim tanjant x çarpı 1. Şimdi bu iki üçgen 3 tane alan, bunlardan ya büyük olacak ya birbirlerine eşit olacak değil mi? Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi sandviç teoremini uygulamam için 3 tane bağıntı var elimde. Ben bu bağıntıların hepsini 2 ile çarpayım. Şu ikilerden kurtulayım. Tamam. Şurası zaten 1'in karesi 1. Benim elimde ne kaldı? Sinüs x küçük eşit x küçük eşit tanjant x kaldı. Şimdi benim bulmaya çalıştığım ifade şuydu değil mi? Sin x bölü x. Ben buradan yani şu ortayı ben sinüs x bölü x yapmam gerekiyor. O yüzden şöyle bir şey yapayım. Her tarafı sin x'e böleyim. Yani 1 küçük eşit x bölü sin x büyük eşit. Tanjantı sin x'e böldüğüm zaman ne kalır? 1 bölü cos x kalır değil mi? Ha, şimdi biz eşitsizliklerde ne biliyoruz? Şunların yönünü değiştirdiğimiz zaman bunlar da ters çevriliyor değil mi? Yani 1 büyük eşit
sin x bölü x büyük eşit cos x. Şimdi çok basit bir şey çıktı, denklem çıktı. Bunun her tarafını 3 ifadeye de limit x 0'a giderken diye çözersem, yani limit x 0'a giderken 1 büyük eşit limit x 0'a giderken sin x bölü x büyük eşit limit x 0'a giderken cos x. Şura zaten 1'dir. Burada 1. Çünkü cos 0, herhangi bir tanımsız kritik bir noktası yok. Dolayısıyla benim limit sin x bölü x'im 1'dir. Teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere.